Beyefendi hoş geldin sen. Hoş bulduk hocam. Size Selamun tanıyalım aleyküm. adınızı. Hocam Emirhan Karasakal. Emirhan Karasakal. Peki Evet Emirhan. hocam. Hocam cuma namazını online olarak kılsak doğru mudur acaba? Nasıl yapacaksın onu mesela? Yani ben bazen cuma namazını kılamıyorum, işim çıkıyor. Onu Yani hani iş internetten açsam. yerimde şeyi açayım diyorsun. Zoom'u açar gibi Aynen. bir camiye bağlanayım. Evet. Orada hocaya uyayım diyorsun. Doğru mu? Evet hocam. Online olmuyor o iş. Yani normalde hocam şöyle bir şey yapıyorum. Hani Evet. mesela ses topunu bağlıyorum mesela. Hoca Anladım. sesi çıkarıyorum oradan. Şimdi O şöyle, şekilde namaz kılıyorum. camide hazır bulmanız gerekir veya camiyle bağlantınız devam etmesi gerekiyor. Evet hocam. Mesela diyelim ki cami var, kıbleyi geçmemeniz gerekir. Yani kıble duvarını geçmemeniz gerekir. Hocam. Gerçi Malikilere göre, İmam Malik meşhur alim, ona göre cemaat kıblenin önüne geçse de zaruret halinde dinen caizdir diyor. Ama kıbleye geçmemek gerekir. Aranızda ciddi bir cadde geçerse mesela. Diyelim ki cami Vatan Caddesi'nin bir tarafında. Siz Vatan Caddesi'nin diğer tarafında Diğer tarafta. parktasınız diye. Parktasınız. Ama cemaati görüyorsunuz. Ama oradan arabalar geçiyor. Müçtehit alimler, bizim büyük hukukçular cemaate uymak gibi görmüyorlar. Aradan ufak bir yol geçiyorsa ona uyabilirsin, sakıncası yok. Diyelim ki yukarıdan gördünüz, cemaat var orada, ona uyabilirsiniz. Sanki caminin ikinci katındaymış gibi uyabilirsiniz. Ama dediğim gibi online'la o iş olmaz. Yoksa ben her cuma günü Kabe'ye uyardım. Televizyonda Kabe'yi izliyorum zaten, sürekli seyrediyorum. Medine'yi seyrediyorum, sürekli oraya uyardım. Orada cumayı kılmış olurduk, cumayı halletmiş olurduk yani. Ama mecburen camiye iniyoruz. Anladım hocam. Ama bunu Hocam, düşünmen bile güzel bir şey. Bunu teşekkür düşünmen ederim bile hocam. güzel bir şey. Hocam selam gönderebilir miyim? Alayım. Giresun'daki anneanneme, dedeme selam gönderiyorum. İkisini de ellerinden öpüyoruz. Sağ olun hocam. Hürmetler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Evet biraz mahşerle ilgili, yani mahşer dediğimiz ne biliyor musunuz? İnsanlar ölecek. Kıyamet kopacak. Allah'ın dilediği kadar kalınacak. Sonra yeniden dirilme olacak. Sonra insanlar, hep insanların tümü, katrilyonca, trilyonca artık neyse, rakamlar ifade edemez. Sayıda insan mahşere inecek. Mahşer toplanma yeri. Orada hesap görülecek. Çetin bir gündür. Zor bir gündür. Herkes imamını arayacak. Ne demek herkes imamını arayacak? Şöyle, peygamberimize inananlar, müminler Muhammed Mustafa'yı arayacaklar. Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'a uyanlar İbrahim peygamberi arayacaklar. Dönemlerinde. Nuh'a inananlar onu arayacaklar. Müminler birbirini arayacak. Şeytanlar birbirini arayacak. Şeytanlar niye birbirini arayacak? Mesela bir adam var, adı X. Bu X adam 50 bin kişiyi dinden çıkardı. Dinsizlik yaptı, etkiledi. O 50 bin kişi bu X denilen adamı arayacak. Niçin arayacaklar? Şunun için arayacaklar, diyecekler ki gel ve hesap ver diyecekler. Gel ve hesap ver diyecekler. Yakasına yapışacak. Dostlar o gün birbirine düşman olacak. Muttakiler hariç diyor Kur'an-ı Kerim. El ahilla. Halil dostlar o gün birbirinin düşmanı olacak. Muttakiler hariç. Herkes hesap sormak, alacağını almak için koşuşturacak. Çetin ve zor bir gündedir. İşte o gün neler olacak bir kısmını size söyleyeceğim. Allah o günün o sıkıntılı atmosferinde hocam ne kadar sürecek hesap? Bazı kitaplardaki bilgiye göre 1000 yıl. Ama herkes için bu çile olmayacak tabii. İnsanlar var hesapsız sualsiz cennete girecekler. İnsanlar var çile çekecekler. Herkesin hesabı bir olmayacak. Allah'ım bizi o gün Muhammedül Emin'i görenlerden eyle ya Rabbi. İşte o gün olacakların bir kısmı Miraç'ta Hazreti Peygamber'e gösterildi. Gözüyle görsün diye.
Niye gözüyle görmeye ihtiyacı var mı? İhtiyacı yok ama Allah'ın keremi var.